Şimdi bunu çok net nerede görüyoruz? Bu tartışmaları, polemikleri sözcüler. Mesela AKP sözcüsü Ömer Çelik CHP belediyelerini hedef alarak şöyle bir sert mesajlar vermişti. Hemen akabinde de CHP sözcüsü Faik Öztürak kameraların karşısındaydı ve Ömer Çelik'e yanıt verdi. Dedi ki Uçaklar inip kalkamadı. Bakanlar bile Atatürk Havalimanı'na indi. Önce onu bir anlatın. Önce milyarlarca euro harcayarak yaptığınız havalimanında yaşananları bir anlatın. Atatürk Havalimanı'nı kapattınız ama işte zorunlu olunduğunda nasıl kullanıldığı, o felaket hava koşullarında bile iniş yapılabildiğini, kalkış yapılabildiğini gördük. Bir onu anlatın. Sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kavga etmeyi bir kenara bırakın. Yani bununla meşgulsünüz. Üstelik bizim sizden yönetim anlamında bir ders almaya ihtiyacımız yok. Ders veririz dediler CHP sözcüsü Sayın Öztrak. Bugün AK Parti'nin sözcüsü çıkmış, alabildiğince İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirmiş. Ama eleştirirken Kapanan İstanbul Havalimanı'ndan hiç bahsetmemiş. Kapanan Ankara-İstanbul arasındaki yollardan hiç söz etmemiş. Hele İstanbul Valisi'nin karayollarının sorumlu olduğu yollarla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek istediğini hiç anlatmamış. Lafa gelince aya sert iniş yapacağız diyenler İstanbul Havalimanı'ndan uçak kaldıramadılar. Bununla ilgili AK Parti sözcüsünden tek laf yok. Yolda kalan turistler otel istiyoruz diye slogan atıyor. Buldukları çözüm çevik kuvveti havalimanına sokmak oluyor. Büyükşehir Belediye'miz havalimanına burada yardıma ihtiyaç var mı diye soruyor. Yok diyorlar. Neden AK Parti sözcüsü bunları anlatmıyor? Uçaklar inip kalkamadı. Bakanları bile Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı. Vatandaşımız ne güzel söylüyor. İstanbul Havalimanı AK Parti'dir. Şatafatlıdır, yaldızlıdır, varaklıdır, gürültülüdür. En büyük olduğu iddiasındadır ama bir kriz anında işlevsizdir. Peki İstanbul Havalimanı'nı işletenler, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu işletenler bunlar milletin zararını tazmin edecekler mi? Esas milletimizin AK Parti sözcüsünün ağzından duymak istediği şeyler bunlar. Ama bunlarla ilgili hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti sözcüsü kavga ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan, diğer büyükşehir belediyelerimizle uğraşmaktan ülkenin sorunlarıyla uğraşamıyorlar. Bizim AK Parti'den alacağımız kriz yönetimi dersi yoktur. Ama onların milletimize vermesi gereken çok hesap vardır.